iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, İstanbulspor maçından bugüne kadar 6 günde oyuncularımıza çok coşkulu bir taraftarımızın olacağını, bizi destekleyeceklerini biliyorduk. Ama biz sabırlı oynayarak, disiplinli oynayarak, topun bize kalmasını sağlayarak güzel bir oyun formatı hazırladık. Hafta başından beri buna çalıştık. Aynen her şey planladığımız gibi oldu. Çok fazla gol pozisyonlarına girdik. Çok farklı da kazanabilirdik. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Kazanmasını bildik. Bu galibiyeti her zaman her yerde bizi destekleyen, bize inanan, güvenen muhteşem Ankara Gücü taraftarlarına armağan ediyoruz. Camiamız hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde 6 tane final maçımız var. Bu 6 tane final maçını tek tek değerlendirip zirve yarışının içinde olmak istiyoruz ve bu takımı Süper Lig'e çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti maçtan önce muhteşem bir koreografi hazırlamışlar. Onlara armağan ediyoruz. Hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Sorusu olan var mı? Şimdi bugün Kibonku, Pissula aldık kadroya ama oynayacak durumda değillerdi. Özellikle dedim ki bir 35-40 dakika oynayabilir misin? Oynayamam dedi. En fazla 15-20 dakika Kibonku'da ikisi. Kadroda varlardı ama oynayacak durumda değillerdi. Kadro derinliğimiz olmadığı için mecburen bir 10-15 dakika en azından faydalanabilir miyiz diye mecburen kadroya aldım. Çok şükür ki yani golü bulduk. Onlara da çok fazla ihtiyacımız olmadı. Oyunu son ana kadar götürdük. Kazanmasını bildik. Bu arada inşallah sakat oyuncularımızın da takıma dönmesiyle birlikte daha en azından bir alternatif bir kadromuz olacak. İnşallah her şey daha iyi olacak. Milli takım arası faydalı mı olur, zararlı mı olur? Bize faydalı olacak. 3-3 yaptı takım. Ne olur fark etmez. En azından sakatlarımızın düzelmesi adına bizim için faydalı olacak diye düşünüyorum. Hocam, bugünkü görüntü daha farklıydı. Tribün ambiyansı, coşkusu, kalan 6 maç daha farklı bir Ankara yüzü olacağını tahmin ediyoruz. Mutlaka Ankara'ya söyleyeceklerimiz var. Yani hakikaten böyle bir coşkuyu, böyle bir taraftarı, böyle bir takımı bu kent kolay kolay bir daha bulamaz diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz ne? Şimdi burada başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve futbolcular elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Şimdi bazı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Artık bazı şeyleri geçtik biz, açtık. Bizim hedefimiz futbol oynamak, Ankara Gücü'nü hak ettiği yere getirmek. Bizim inancımız tamamen bu yönde. Taraftarlarımız da bu yönde takımda bu ışığı gördüler, bu enerjiyi gördüler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten her yerde destekliyorlar. Biz desteklemeye devam etsinler. Bu oyuncu grubuyla biz artık hiçbir şeyin önemi yok. Sadece biz burada şampiyon olmak istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz. Bu başkent takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Yani bunu Yüce Rabbim bize nasip eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama diğer maç takımların oynadığı futbol, attıkları goller ve kazandıkları maçlara bakılırsa, bugün Ankara Gücü'nün oynadığı futbola bakılırsa biz gerçekten hak ediyoruz. Hak ediyoruz. İnşallah Yüce Rabbim de bize bunu nasip eder. Ankara Gücü'nü hak ederek ve hak ettiği yere getiririz hep beraber. Ankara Gücü'nü İnşallah daha güzel günler bekliyor diye söyleyebilirim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi oynadıkça devam edecek. Gencer düşünsün. Biraz düşünsün. Öyle değil mi? Rekabet. Orada güzel bir rekabet var dörtlü arasında. O geliyor, o çıkıyor. Bu benim için önemli. Kimiyse onu oynatıyoruz. Süzupalaya sıra gelmiyor. Efendim? Süzupalaya sıra gelmiyor. O çok büyük profesyonel. Oynamasa da oynayanlar kadar önemli şu an bizim takım içinde durması. Oynayanlar kadar önemli. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Yani bugün oyuncu arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Gerçekten yanına gelen mücadeleyi yaptılar. Zaten çok fazla derinliği olmayan bir kadromuz var biliyorsunuz. Bütün bunlara rağmen genç oyuncularım dahil kazanma adına sağlam mücadele eden her şeyi yaptılar. Maalesef çok talihsiz bir gol yedik. Yani müsabakada zaten baktığınız zaten kazanacağı bir müsabaka şeklinde gelmişti. Şanssız bir gol yedik. Ama dediğim gibi oyuncu arkadaşlarımın verdiği mücadele 6 tane maçımız kaldı. 3'ü içeride, 3'ü dışarıda.
Eskişehirspor kendisine yakışan yapıp sağlıklı bir şekilde ligi bitirecektir. Yeter ki biz bu şekilde mücadele edelim. Teşekkür ederim.